Muğla mutfağında ot kadar, sebze kadar et de çok kullanılır. Yörük kültürünü özellikle birçok yemeğin içerisinde görürsünüz. Neredeyse Muğla mutfağının yarısından fazlası yörük kültürüyle bezenmiştir. Ve yörüklerin özellikle oğlak etinden yapmış oldukları kavurmalarıyla, kullandıkları kıymalı yemekleriyle ön plana çıktığını biliyoruz. Ve yine buna benzer bir örnekle bugün kıymalı bezelye yapıyoruz. Bunun için bezelyemiz var, yarım kilo kadar ki aşağı yukarı bir kaseye denk gelir. 300 gram kıyma kullanacağız. Bir havuç, bir patates kullanıyoruz. Biraz salçamız var, bir kaşık kadar. Kaşık ucu da diyebiliriz aslında çünkü renk biberi denen biberle birlikte yapılacak renklendirme. Salça bu nedenle biraz daha az kullanılabiliyor. Bununla birlikte tabii ki yemeğin lezzetlendiricisi soğanımız var. Ve tabii ki yine zeytinyağsız yemek yapılmıyor. Etli dahi olsa mutlaka zeytinyağı yemeklerin içerisinde yerini alıyor. Hazırlıklarımıza başlayalım. Önce sebzelerimizi soyarak ve doğrayarak hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım. Patateslerimi soyuyorum. Ve patateslerin oksitlenme özelliği vardır. Havayla temas ettiği anda kararır. Bunu engellemek için patatesimizi soyup doğradıktan hemen sonra su içerisine almamız ve su içerisinde bekletmemiz lazım. Bu aynı zamanda patatesin nişastalı yapısını da çözdürecektir ve nişastanın suya çözünmesini, fazla nişastanın suya çözünmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla da suyun daha berrak, daha yemeğin suyunun daha berrak, daha bağlayıcı olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda şeker içerir. Patates ve havuç kök sebzeler olması nedeniyle şeker içermesinden dolayı da lezzetini tuz ve tadın, tuz ve şekerin birleşimiyle destekleyecektir. Hemen patateslerimi aynı zamanda doğramaya da başlıyorum. Küp küp doğruyoruz patateslerimizi. Ve doğradığımız patateslerimizi bekletmeden hemen suyumuzun içerisine alıyoruz. Diğer patatesimizi de aynı şekilde doğruyoruz ve tavla zarı diye isimlendirdiğimiz küp küp, küçük küpler halindeki doğramayı yapıyoruz. Aşağı yukarı hepsinin aynı boyutlarda olmasına dikkat ediyoruz. Ve doğradığımız patateslerimizi yine suyumuzun içerisine alıyoruz. Havuçlarımızı da yine önce soyuyoruz. Soyduktan sonra aynı özelliğe sahip patates gibi havayla temasında kararacaktır, oksitlenecektir. Bunu engellemek için havuçlarımızı soyduktan sonra yine küp küp doğrama yapıyoruz. Ve hemen suya alıyoruz. Doğradığımız havuçlarımızı da yine suyumuzun içerisine aldık. Ve soğanlarımızı doğrayarak hazırlığımızı tamamlıyoruz. Soğanlarımızı da doğradıktan sonra artık hazırlığımızı tamamladık ve ocağımızın başına geçip yemeğimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Kıymalı bezelyemiz için hazırlığımızı yaptık ve ocağımızın başına geldik. Önce ocağımızı yakıyoruz ve tenceremizi ısıtmaya başlıyoruz.
tenceremiz ısındıktan sonra yağ bir anda ısınacağı için ayrıyeten yağı ısıda tutmak zorunda kalmamış oluruz. Dolayısıyla da yağı daha az ısıda tuttuğumuz için daha besin değerini kaybetmeden, lezzetini kaybetmeden yemekler yapabilmiş oluruz. Bu nedenle yağımızı tenceremiz ısınmadan koymuyoruz. Biraz tenceremizi ısıttıktan sonra yağımızı ilave ediyoruz ve hemen ardından soğanlarımızla birlikte kıymamızı da ilave ediyoruz. Tenceremiz ısındı ve zeytinyağımızı yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Niçin bu kadar yağ kullanıyoruz? Çünkü kıymamız zaten yağlı. Yemeğin yağ miktarını çok fazla kullanmaya gerek yok. Yağını çok fazla kullanmaya gerek yok. Kıymanın yağı zaten yemeğimiz için yeterli gelecektir. Bu ilk anda kıymanın ve soğanın tabanı tutmaması için kullanılacak yağ miktarıdır. Şimdi yağımız ısındıktan sonra içerisine soğanlarımızı ilave ediyoruz. Doğradığımız bir yemeklik soğanımız vardı. Soğanımızla birlikte kıymamızı da ilave ediyoruz. Ve kıymayla ezerek soğanımızı pişiriyoruz. Eğer bu ezme işlemini yapmazsak kıymalar topak topak kalacaktır. Tane tane ayrılması gerekir normal şartlarda. Topaklanma olmaması gerekir. Bu nedenle soğanımızla birlikte ezerek kıymalarımızı kavuruyoruz. Isının da etkisiyle kıymalarımız yağını çözdürecek, yağını salacak, bırakacak. Soğanlarımız suyunu salacak, bırakacak ve lezzetleri birbirine karışacak. Bu aşamada tencerenin tabanını tutmaması ve karışımı, birleşimi sağlayabilmesi için kullandığımız zeytinyağı da saf zeytinyağı olması nedeniyle sağlığını olumlu etkileyecek. Soğan ve kıymalarımız birlikte kavruldular. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı toz biberi ve yine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bir de bir kaşık domates salçamız var. Domates salçamızı da yine aynı şekilde ilave ediyoruz ve salçamızın ekşi tadının, kokusunun kaybolmasını sağlayacak ölçüde kavuruyoruz. Özellikle domatesin ekşitilmesi, mayalandırılmasıyla sonra da süzgeçlerden geçirilip kurutulmasıyla elde edildiği için ekşi bir tada sahiptir ve bu ekşi tadın tamamen yemeklerde hissedilmemesi istenen bir şey. Bu nedenle de kavurmayı iyi yapmak gerekiyor. Sudan süzdüğümüz havucumuzu ve patatesimizi de ilave ediyoruz. Havuç ve patateslerle birlikte sotelemeye devam ediyoruz. Üzerine geçecek ölçüde suyumuzu ilave ediyoruz. Ve suyla yaklaşık bir 5 dakika havucumuzun, patatesimizin pişmesini sağlıyoruz. Ardından bezelyelerimizi ilave ediyoruz. Çünkü havuç ve patatesle bezelyenin pişme süreleri aynı değildir. Aslında havuç önce, ardından patates, en son bezelyenin ilave edilmesiyle hepsinin aynı anda pişmesinin sağlanması gerekir. Ancak önden kavurma yaptığımız ve suda pişirme yaptığımız için, üstelik taze henüz dalından kopartılmış, yine aynı şekilde taze henüz topraktan çıkartılmış kök sebzeler olması nedeniyle
Buna ihtiyaç kalmıyor. Hepsini aynı anda pişirebiliyoruz. Bu biraz da yöresel bir özellik. Bu biraz da mevsimsel, tam mevsimde olmamızla alakalı bir özellik. Evet, şimdi havuçlarımızla patatesimizin yaklaşık bir 3-5 dakika pişmesini, ardından da bezelyesinin ilavesini bekliyorum. Yaklaşık 5 dakikadır patates, havuç, kıyma ve soğanımız suyuyla birlikte pişiyor. Ve artık bezelyelerimizi ilave edebiliriz. Bezelyelerimizi de yemeğimizin içerisine ilave ettik ve karıştırıyoruz. Yaklaşık 10 dakika. Havuç, bezelye ve patateslerimizin tamamen piştiğini ve suyunun biraz yoğunlaştığını, bağlandığını görene kadar pişiriyoruz. 15 dakika çok harlı olmayan ateşte pişirmeyi yaptıktan sonra bezelyelerimiz, havuçlarımız, patateslerimiz yumuşadı, sosumuz kıvamlandı ve artık servise hazır. Şimdi porsiyonluyoruz ve servise geçiyoruz. Kıymalı bezelyemiz yemeğe hazır. Afiyet olsun.